CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktığı adalet yürüyüşünün 8. gününde basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu toplantıyı vatandaşların kandilini kutlayarak başlattı. 7 günü bitirdik, 1 haftayı bitirdik. Bugün 8. gün, yeni bir hafta. Dün Kadir gecemizdi. Bütün vatandaşlarımın Kadir gecelerini kutladım. Hepimiz huzur içinde bir Türkiye arzu ediyoruz. Yürüyüş sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na Pensilvanya'ya kadar yürüyün, geri gelmeyin diyerek eleştirmişti. Yürüyorlar, yazıyorlar, yüksek perdeden atıp tutuyorlar. Neymiş? Adalet yokmuş. Buna bir şey diyemem ama bunu dillendirenlere lafım çoktur. Birilerinin keyfine göre karar veren mahkeme ve hakim olunca adalet mülkün temelidir. Olmayınca adalet dinamitlenmiştir. İkiyüzlülük değil mi? FETÖ'cülerle bir olup adaleti katledenler, özellikle partimize kumpas kuranlar, ne adaleti ne ahlakı ağızlarına almasınlar, komik kaçıyorlar. Evlatlarımız şehit oluyor. Adaleti yürürken bulacaklarını zannedenlerden çıt yok. Yedi düvel karşımızda ama uygun adım yürüyenlerden ses yok. Artık kör gözünü açtı. Yürüyün yürümesine de aman düşmeyin. Yarı yolda üşenip geri dönmeyin. Soluğunuz yeterse Pensilvanya'ya kadar gidin, geri gelmeyin. Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin bu eleştirisine basın toplantısında yanıt verdi. Rabbimiz diyor ki adaletle hükmedin diyor. Adaletle hükmedin. Adaletle hükmedin. Onun için adalet çok soylu bir kavramdır diyoruz. Sayın Bahçeli eleştirebilir, canı sağ olsun eleştirebilir, istediği kadar eleştirebilir. Hatta bana göre hükümet sözcülüğüne de soyunabilir. Bence hiçbir sakıncası yok. Kendisine teşekkür ederiz bu eleştirileri yaptığı için.